Merhaba Hatice'li Örgü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle yakadan başlama 5-6 yaşına uygun ajur süslemeli güzel bir yelek öreceğiz. Yeleğimizi örmek için 2 yumak ebruli ipim var. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Yeleğimizi yaka kısmından 100 ilmek olarak başlıyoruz. 100 ilmeğimizi 6 sıra haroşa olarak örüyoruz. 100 tane ilmeğimizi önlerde 16'şar ilmek, kollarda 10'ar ilmek, arkada 24 ilmek ve şöyle artmaların arasında da burgu için 6'şar tane ilmeğim var. Burada burguların sağında ve solunda artma yaparak örüyoruz. Burada roba kısmında 24 defa artma yapıyoruz. Robamızı tamamladığımızda 292 tane ilmeğimiz oluyor. Yeleğimizin önce kollarını kapatıyoruz. Koltuk altından da artma yaparak kollarımızı 64 ilmeğe tamamlıyoruz. 64 ilmeğimizi kollarda haroşa örerek bitiriyoruz. Beden kısmında da yine koltuk altından artma yaparak 166 ilmeğe tamamlıyoruz. 166 ilmeğimizi ajur desenlerimizi şöyle kaydırarak ajurlu örneğimizi kuruyoruz. Bunu videoda ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere. Koltuktan itibaren 166 ilmeğimizi 7 örnek uzunluğunda örüyoruz. Yeleğimizin alt kısmının da kırılmaması için haroşa örerek yeleğimizi tamamlıyoruz. Şöyle başlamadan önce ben yeleğimin büyüklüğünü de ölçmek istiyorum sizler için. Yeleğimizin eninin genişliği 35 santim, yani beden etrafı 70 santim olmuş. Omuzdan itibaren boyunu da ölçelim. Omuzdan itibaren boyu da 45 santim uzunluğunda. 5-6 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Şimdi yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için 300 metrelik ebruli bebe yünüm var. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Yeleğimizin yaka kısmı için 100 ilmek olarak başlıyoruz. Şişimizde 100 tane ilmeğimiz var. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi sağdan sola doğru şişimi taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şişimi takıyorum. Üzerine de ip atıp örüyorum. Yaka kısmı için haroşa olarak örmeye başlıyoruz. Bu ilk ördüğümüz sıra örgünün ön yüzü olacak. Yaka kısmında 100 tane ilmeğimiz var. 100 ilmeğimizi tek tek haroşa örerek başa kadar gidiyoruz. Yüz ilmeğimizin hepsine haroşa örerek başa kadar geldik. Birinci sırayı böylece tamamladık. Döndük ikinci sıraya örgünün arka yüzüne. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her zaman ilk ilmeklerinizi örmeden alın. Örgünün kenarı düzgün olsun, sarkık durmasın. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği sağdan sola doğru şimdi taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şimdi takıp üzerine de ip atıp örüyorum. Örgünün arka yüzünde yine haroşa olarak örüyoruz. Şu anda ikinci sıraya gidiyorum. 100 tane ilmeğimiz var. Bu şekilde yaka kısmı için 100 ilmekle 6 sıra haroşa olarak örelim. Yeleğimizin yaka kısmı için 100 ilmeğimizi 6 sıra haroşa olarak ördük. 100 tane ilmeğimiz var. Önlerde 16'şar ilmek, kollarda 10'ar ilmek, arkada 24 ilmek ve şöyle artmaların arasında 6'şar tane ilmeğimiz var. Buradaki 6 ilmeğe de burgu deseni yapacağız. 8 yere iğne taktım. Yeleğimizi
8 yerden arttırarak öreceğiz. Şimdi örgünün ön yüzünden örnek yapımına başlıyoruz. Ön için burada 16 tane ilmeğimiz var. 16 ilmeğimizin 6 tanesini haraşo olarak örüyorum. Burası ön pat olacak. Burayı her zaman haraşo olarak öreceğiz. 6 tane ilmeğimizi haraşo ördük. 10 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 10 ilmeğimizi de örgünün ön yüzündeyiz. Düz olarak örüyoruz. On ilmek düz ördüm. Ön için 16 tane ilmeği ördük. İlk iğneye, yani artma yerine geldik. Artma için ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir tane artmamızı yaptık. Şimdi artmadan sonra burada 6 tane ilmek var. Buraya burgu deseni yapacağız. Burgu deseninden önce bir ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Buradaki ilmeklerde 6 ilmek hiç değişmeyecek. 4 tane düz ördüm burgu için. 1 ilmek ters. 1 tane ilmeğimi ters ördüm. Ya iğneme, yani artma yerine geldim. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. 1 tane artmamızı yaptık. Şimdi kola geldik. Kol için 10 tane ilmeğim var. 10 ilmek düz. Kol için 10 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. İğneye, yani artma yerine sıra geldi. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artmamı yaptım. Artmaların arasında hep 6'şar tane ilmek olacak. 6 ilmeğimizi 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Bir ilmek ters şeklinde öreceğiz. Burası burgu kısmı hiç değişmeyecek. İlmek sayısında hiç değişiklik olmayacak. Şimdi bir tane tersimi ördüm. İğneye, yani artma yerine sıra geldi. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Artmamızı yaptık. Şimdi arkaya sıra geldi. Arkada 24 tane ilmeğimiz var. Arka için 24 ilmek düz. Arkadaki 24 ilmeğimizi tek tek düz olarak örüyoruz. Arka için 24 ilmeğimizi ördük. İğneye, yani artma yerine sıra geldi. Artma için ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artmamızı yaptık. İki artmanın arasında 6 tane ilmek var burgu için. 6 ilmeğimizi 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Ve 1 ilmek ters şeklinde örüyoruz. İğneye sıra geldi, yani artma yerine sıra geldi. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Artmamızı yaptık. Şimdi burası ikinci kolumuz. Kol için 10 tane ilmeğim var. 10 ilmek düz. On tane ilmeğimizi kol için düz ördük. Artma yapacağız yine. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artmamızı yaptık. Artmadan sonra 6 tane ilmek var. 1 ilmek ters, 4 ilmek düz burgu için, tekrar 1 ilmek ters şeklinde örüyoruz. İğneye sıra geldi, yani artma yerine sıra geldi. Önce ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım, bir tane artmam yaptım. Burada ikinci ön için 16 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 16 ilmeğimizin
10 tanesini düz olarak örüyoruz. 10 ilmek düz. İlmek düz ördükten sonra 6 tane ilmek kaldı. Buradaki son kalan 6 ilmeğimizi de her zaman ön patiçin haraşo olarak örüyoruz. Bu şekilde birinci artmalarımızı tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde artma yapmıyoruz. Haraşolar haraşo, tersler ters, düzler düz olarak örülüyor. Şimdi buraya döndük örgünün arka yüzüne. Burada ilk iliğimizi açacağız. Burada ön patta kenardan 3 ilmek haraşo. 3 tane haraşomu ördüm. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma ilik için. 4. ve 5. ilmekler. İkisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Burada ilik için önce artma yaptık. Sonra eksiltmemizi yaptık. 5 ilmek oldu. Bir ilmek daha haraşo. Burada ön pattaki 6 ilmek her zaman haraşo olarak örülecek. Şimdi örgün ön yüzünde ön için 16 tane ilmeğimiz vardı. Bir tane de ilmek arttırdık. Önde 17 tane ilmek oldu. Buna dikkat edelim. Şimdi 6 ilmek haraşo. 11 ilmek ters. Örgünün arka yüzündeyiz. Arttırdığımız ilmeği de ters olarak öreceğiz örgünün arka yüzünde. Bir ilmek tersimi ördüm. Şimdi artmaların arasında 6 tane ilmek vardı. Burgu için önce 1 ilmek düz. Burgu için 4 ilmek ters. 4 tane tersten sonra burada 1 ilmek düz. Şimdi kol kısmına geldi, sıra geldi. Kolda 12 tane ilmek var örgünün arka yüzünde. Örgünün ön yüzünde 10 tane ilmek vardı. Kolları iki kenarından arttırdık. Örgünün arka yüzünde 12 tane ilmek oldu. 12 ilmek ters örgünün arka yüzünde. Kol için 12 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kol ve arkanın arasında da burgu var. Burgudan önce 1 ilmek düz. Burgu için 4 ilmek ters. Tekrar bir ilmek düz şeklinde örüyoruz. Şimdi arkaya sıra geldi. Arkada şu anda 26 tane ilmeğimiz var. 24 ilmek vardı. İki kenarından da birer tane ilmek arttırdık. Arkada 26 tane ilmek oldu. Örgünün arka yüzündeyim. Arka için 26 ilmek ters. Örgünün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Sadece burgunun sağındaki ve solundaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Başka bir değişiklik yok. Örgünün arka yüzüne örnek yapmıyoruz. Artma yapmıyoruz. Bakın şöyle arttırdığımız ilmeklerde ters olarak örülüyor. Arttırdığımız ilmeklerin orada zaten delikler, ajurlar oluşuyor. Şimdi arkadan sonra arka ile kolun arasında da burgu ilmeklerimiz var. 6 tane burgu ilmeğimiz var. Birinci ilmek düz. Burgu için 4 ilmek ters. Ve bir ilmek düz şeklinde örüyoruz. Kol kısmına sıra geldi. Kolda şu anda 12 tane ilmeğim var. 12 ilmek ters. On iki ilmeğimi ters ördüm. Kol ve önün arasında burgu ilmeklerine sıra geldi. 6 tane burgu ilmeğimiz var. Birinci ilmek düz. 4 ilmek ters. Ve bir ilmek ters şeklinde örüyoruz. Şimdi öne sıra geldi. Önde 17 tane ilmeğim var. Bir ilmek arttırdık, 17 ilmek oldu. 11 ilmek ters. Ve 6 ilmek haraşo şeklinde başa kadar örüyoruz. Döndük örgünün ön yüzüne. Roba kısmında ikinci artmalarımızı yapacağız. Ön pattaki
Altı ilmek haraşo. Bu hiç değişmiyor. Her zaman haraşo olarak örülüyor. Altı ilmek haraşodan sonra burada yine 10 ilmek düz. On ilmek düzümü ördüm. Artma yerine sıra geldi. Bakın bir alt sırada burada artma yapmıştık. Delik olmuştu. Şimdi yine 10 ilmek düz ördükten sonra burada artmamızı yapacağız. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir tane artmamızı yaptık. Artmadan sonra geçen sefer burada arttırdığım bir tane ilmek var. Buradaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Artmadan sonra bir tane düz ördüm. Artmaların arasındaki 6 ilmeğe sıra geldi. Yani burgu yapacağım ilmeklere. Burası önce 1 ilmek ters. 4 ilmek düz burgu için. 1 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Bakın geçen sefer burada artma yapmıştık. Burada burguların artmalar sağındaki sağ tarafa doğru gidecek. Sol tarafındaki de sol tarafa doğru gidecek. Şimdi bir tane ters ördüm. Burada artmadan önce bir ilmek düz. Bir tane düzümüzü ördük. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir tane artmamızı yaptık. Artmadan sonra burada diğer artmaya kadar kol için 10 tane ilmek var. 10 ilmek düz. Tane düzümüzü ördük, artma yapacağız. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir tane artma. Artmadan sonra burada bir ilmek düz. Bir tane düzümü ördüm. Şimdi burgu kısmına geldi. Burgudan önce bir ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Dört tane düzümüzü ördük. Bir ilmek ters. Burgu kısmını tamamladık. Bir tersten sonra önce bir ilmek düz örüyoruz. Bir tane düz ördükten sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe dolayıp artmamızı yapıyoruz. Şimdi arka kısmına sıra geldi. Artmada iki artmanın arkada iki artmanın arasında 24 tane ilmek var. 24 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dört tane ilmeğimizi düz ördük. Artmamızı yapacağız. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir artma. Artmadan sonra burada bir ilmek düz. Burgu kısmına sıra geldi. Burguda 6 tane ilmeğim var. Birinci ilmek ters. 4 ilmek düz. Bir ilmek ters şeklinde örüyoruz. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Kol için önce bir ilmek düz. Düzden sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Artma. Buradan artmadan diğer artmaya kadar kol için her zaman 10 ilmek düz. 10 tane düzümü örüyorum. On tane düz ördük. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir artma. Kol için bir ilmek daha düz. Şimdi burgu kısmına sıra geldik. Burgu için önce bir ilmek ters. 4 ilmek düz. 4 tane düz ördükten sonra bir ilmek ters. Öne sıra geldi. Ön için önce bir ilmek düz.
Bir düzden sonra ördüm ipi, sağdaki şişe doladım. Bir artma, artmadan sonra ön pata kadar burada 10 tane düz ilmek var. 10 ilmek düz. Ve ön pattaki alt ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci artmalarımızı da tamamlamış olduk. Şöyle iliğimi de göstereyim sizlere. İlk iliğimizde burada açtık. Şöyle haraşonun dişlerini sayalım. 12 diş haraşo arayla da iliklerimizi açarak devam edeceğiz. Döndük örgünün arka yüzüne. Burada ilk burgularımızı vuracağız. Şimdi ön için 18 tane ilmeğimiz oldu. 18 ilmeğimizin 6 tanesini ön pat için haraşo. 12 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Ön için 18 tane ilmeğimi ördüm. İsterseniz ilmeklerinizi sayarak ilerleyin. İsterseniz şöyle örgünüze bakın. Örgünün arka yüzünde sadece burada 2 tane düz ilmek var. 2 tane düz ilmeğin tam ortasında 4 tane ilmek var. Bu 4 ilmeği burgu yapacağız. Buradaki düz ilmeğe kadar ters olarak örerek geldim. Şimdi burada burgudan hemen önce 1 ilmek düz. Şimdi 4 ilmek üzerine burgularımızı yapacağız. Şöyle bir yardımcı şiş alıyoruz. Birinci ve ikinci ilmeği yardımcı şişe ayırdım. Şöyle kendime doğru bıraktım. Burgunun üçüncü ilmeğini ve dördüncü ilmeğini ters olarak ördüm. Ayırdığım iki tane ilmeği soldaki şişime geri taktım. Bunları henüz örmedik daha. Ayırdığım iki ilmeği soldaki şişime taktım. Bu iki ilmeği de yine ters olarak ördüm. Burgu için dört tane ilmeğimiz var. 2-2 yerlerini değiştirmiş olduk. İlk burgumu yaptım. Burgudan sonra her zaman burada bir ilmek düz olacak. Burası hiç değişmiyor. Bir ilmek düz. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Kolda şu anda 14 tane ilmeğim var. Kol için 14 ilmek ters. İsterseniz ilmeklerinizi sayarak ilerleyin. İsterseniz bakın burada bir tane düz ilmek var. Buradaki bir düz ilmeğe kadar kolumuzdaki ilmeklerimizi ters olarak ördük. Kol için 14 ilmek ters. Burgudan hemen önce bir ilmek düz. Bir tane düz. Ve burgu için 4 tane ilmeğim var. Şimdi burgumuzu yapacağız yine. Yardımcı şişimi aldım. Burgunun birinci ve ikinci ilmeklerini yardımcı şişime ayırdım. Kendime doğru bıraktım. Burası önemli. Burguların hepsinin aynı yönde olması için iki tane ilmek ayırıyoruz. İki ilmeği şöyle kendimize doğru bırakıyoruz. Burgunun üçüncü ilmeğini ve dördüncü ilmeğini ters olarak ördüm. Ayırdığım iki ilmeği soldaki şişime geri takıyorum. Bunları öreceğim. Ayırdığım iki ilmeği de tek tek ters olarak örüyorum. Burgumuzu bu şekilde yaptık. Burgudan sonra bir ilmek düz. Şimdi arkaya sıra geldi. Arkada şu anda 28 tane ilmeğim var. 28 ilmek ters. Örgünün arka yüzünde artma yapmıyorum. Örgünün arka yüzünde ters ilmekler ters olarak örülüyor. Düzler düz olarak örülüyor. Sadece burgunun sağında ve solunda birer tane düz ilmek var. Diğer ilmeklerimizi hep ters olarak örüyoruz. Artmalarımızı sayarken de önler birer ilmek, birer ilmek çoğalarak devam ediyor. Kollar ikişer ilmek, arkada iki ilmek çoğalarak devam ediyor. Şu anda arka için 28 tane ilmeğim var. 28 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi burguya sıra geldi. Burgudan hemen önce bir ilmek düz. Burgu yapacağım. Yardımcı şişimi aldım. Burgunun
Birinci ilmeği ve ikinci ilmeğini yardım dişime ayırdım, kendime doğru bıraktım. Burgunun üçüncü ilmeğini ters olarak ördüm. Dördüncü ilmeğini de ters olarak ördüm. Ayırdığım iki ilmeği solda kişime geri takıyorum. Bu iki ilmeği de yine tek tek örüyoruz. Ve bu şekilde burgumuzu yapmış olduk. Burgudan sonra bir ilmek düz. Burgudan önce de bir tane düz ilmeğim var. Sonra da bir tane düz ilmeğim var. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Kol için 14 ilmek ters. Örgünün arka yüzündeyiz. Kol için 14 ilmeğimi ördüm. Burgudan hemen önce bir ilmek düz. Burgu yapacağım. Yine yardım dişimi aldım. Birinci ve ikinci ilmeği ayırdım. Kendime doğru bıraktım. Onları sonra örüyoruz. Burgunun üçüncü ilmeğini ve dördüncü ilmeğini ördüm. Ayırdığım iki ilmeği de solda kişime geri taktım. Burgumu bu şekilde yaptım. Buradaki iki ilmeği de tek tek örüyorum. Burgudan hemen sonra bir ilmek düz. Önde şu anda 18 tane ilmeğimiz var. 18 ilmeğimizin 12 tanesini ters, 6 tanesini ön pat için haraşo olarak örüyoruz. Döndük örgünün ön yüzünde. Üçüncü artmalarımızı yapacağız. Şöyle örneğimiz çıkmaya başladı. Tam şurada burgumuz var. Burgunun sağ tarafındaki ajur sağ tarafa doğru yatarak gidiyor. Sol tarafındaki ajur da sol tarafa doğru yatarak gidiyor. Şimdi üçüncü artmalarımızı yapacağız. Ön pattaki 6 ilmek haraşo yine. Buradan haraşodan artmaya kadar 10 tane düz ilmek var. Burası hiç değişmiyor. 10 ilmek düz. On tane düzümü ördüm. Ördüğümüz ipi sağdaki kişiye doladık. Bir tane artmamızı yaptık. Artmadan sonra burada burguya kadar iki tane düz ilmek oldu. Arttırdığımız ilmekler burada çoğalarak devam ediyorlar. Artmadan sonra iki ilmek düz. İki tane düzümü ördüm. Burguya sıra geldi. Burgudan önce bir ilmek ters. Burgu için dört ilmek düz. 4 düzden sonra yine 1 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Burada tersten sonra bakın artmadan önce 2 tane ilmek var. Burada 2 ilmek düz. 2 tane düzümü ördüm. Ördüğüm ipi sağdaki kişiye doladım. Bir artma. Koldaki diğer artmaya kadar 10 tane ilmek var. Burası da hiç değişmiyor. 2 artmanın arasında 10 tane düz. On tane düzümüzü ördük. Kol için artmamızı yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sağdaki kişiye doladık. Bir artma. Artmadan sonra iki ilmek düz. Burguya kadar. İki tane düz ördüm. Burgudan hemen önce bir ilmek ters. Burgu için dört ilmek düz. Burgudan sonra yine bir ilmek ters. Şimdi arkaya sıra geldi. Bakın şöyle artmalarımı göstereyim. Artmadan önce burada iki tane düz ilmek oldu. Daha önce birinci artmayı... Burada iki tane düz ilmeğim var. İkinci artmayı yaparken bir ilmek vardı. İlmekler burada çoğalarak devam ediyorlar. Şimdi ters ilmekten sonra iki ilmek düz. Artmamızı yapıyoruz arka için. Ördüğümüz ipi sağdaki kişiye doladık. Bir artma. Buradan artmadan diğer artmaya kadar
Arka için 24 tane ilmek var. 24 ilmek düz. 24 tane düzümüzü ördük. Yine artmamızı yapacağız. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir artma. Artmadan sonra 2 tane düz ilmek var. 2 ilmek düz. Burgudan hemen önce 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Burgudan sonra yine 1 ilmek ters. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Kolda burada artmadan önce 2 tane ilmek var. 2 ilmek düz. Kol için artma yapıyorum. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir artma. Diğer artmaya kadar 10 tane düz. 10 ilmek düz. Tane düzümüzü ördük. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doluyorum. Artma. Artmadan sonra 2 ilmek daha düz olarak örüyoruz. Burada burgudan önce 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Ve yine 1 ilmek ters şeklinde örüyoruz burgudan sonra. Şimdi öne sıra geldi. Önde önce 2 ilmek düz örüyoruz. 2 tane düzümü ördüm. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir artmamı yaptım ön için. Burada önde haroşoya kadar 10 tane düz ilmek var. 10 ilmek düz. Ve ön bat için alt ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde roba kısmında 3. artmalarımızı da tamamlamış olduk. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde artma yok. İlmekler de çıktı artık. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde haroşolar haroşo, tersler ters, düzler düz olarak örülüyor. Örgünün arka yüzünde hep ilmeklerimiz ters. Sadece burgunun sağında ve solunda bir tane düz ilmek var. Şimdi örgünün arka yüzüne döndüğümüzde haroşolarımızı haroşo, terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim. Döndük. Örgün ön yüzüne roba kısmında 4. artmalarımızı yapacağız. Ön pattan yine her zamanki gibi 6 ilmek haroşo. Haroşodan sonra buradan artmaya kadar 10 ilmek düz. On tane düzümüzü ördük. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir tane artma yaptık. Artmadan sonra burada burguya kadar 3 tane düz ilmek oldu. 3 ilmek düz. Burada burgudan hemen önce 1 ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Yine burgudan sonra da bir tane ters ilmeğim var. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Kolu da şöyle göstereyim. Kolda burada artmaya kadar 3 tane düz ilmek oldu. 3 ilmek düz. Ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir artma. Buradaki artmadan kolun ikinci artmasına kadar 10 ilmek. Burası hiç değişmedi. 10 ilmek düz. On tane düzümüzü ördükten sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Artma.
Artmadan sonra 3 tane düz ilmeğimiz var burada. Buradaki düz ilmekler çoğalarak devam etti. Şu anda 3 tane düzümüz oldu. Burgu kısmına sıra geldi. Burgu için önce 1 ilmek ters, 4 ilmek düz ve 1 ilmek ters şeklinde ördük. Şimdi arka kısmına sıra geldi. Arkayı da şöyle göstereyim. Burada artmadan önce 3 tane düz ilmek oldu. 3 tane düz. Ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir artma. Buradaki arka için birinci artmadan ikinci artmaya kadar burada 24 tane ilmek var. 24 ilmek düz. Dört tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Artma yerine sıra geldi. Ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir artma. Artmadan sonra 3 tane düz ilmek oldu burguya kadar. 3 tane düz. Burgudan hemen önce bir ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Burgudan hemen sonra bir ilmek ters. Şimdi kol kısmına sıra geldi. Kolda artmadan önce burada 3 tane ilmek var. 3 ilmek düz. Ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir artma. Birinci artmadan ikinci artmaya kadar kol kısmında 10 tane düz ilmek var. 10 ilmek düz. On tane düzümüzü ördükten sonra ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir artma, burguya kadar 3 tane daha düz. 3 tane düzümüzü ördük. Bir ters, burgu için 4 ilmek düz şeklinde örüyoruz. Burgudan hemen sonra yine bir tane ters ilmeğim var. Öne sıra geldi. Önde artmadan önce 3 tane düz. Ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir artma. Burada yine artmadan ön pattaki haroşaya kadar 10 ilmek düz. On düz ve ön pattaki 6 ilmek haroşa. Bu şekilde 4. artmamızı da tamamlamış olduk. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde tersler ters olarak, düzler düz olarak örülüyor. Sadece burgunun sağında ve solunda birer tane düz ilmeğim var. Diğer ilmeklerimizi ters örerek başa kadar gidelim. Yeleğimizin roba kısmında 4 tane artma deliğimiz oldu. Yani ajurlarda 4 delik oldu. Birinci örnek tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci örneklerimize başlayacağız. İkinci örneklerimize başlarken önlerde 20 tane ilmeğimiz var. Kollarda 18'er ilmeğimiz var. Arkada da 32 tane ilmeğimiz var. Şimdi örgün ön yüzünden ikinci örneğimize ve 5. artmalarımıza başlıyoruz. Ön pattaki 6 ilmek yine her zamanki gibi haraşo. Önde şu anda 20 tane ilmeğim var. 6 ilmek haraşo. 14 ilmek düz şeklinde örüyoruz. Ön için 20 tane ilmeğimizi ördük. Tam burada burgunun yanındaki ters ilmeğe kadar geldim. Her zaman örnek başlarken buradan burgunun dibindeki ters ilmeğin yanından başlayacağız arttırmalarımıza. Şimdi ön için 20 ilmek ördük. Ördüğümüz ipi sağdaki işe doladık. Bir tane artma. Bir ilmek ters.
Burgu için 4 ilmek düz ve yine 1 ilmek ters şeklinde ördüm. Kolda şu anda 18 tane ilmeğimiz var. Hemen ters ilmeğimizi ördükten sonra arttırmamıza buradan başlıyoruz. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Kol için burada artmamı yaptım. Diğer artmaya kadar 18 ilmek düz. Sekiz ilmeğimizi düz ördük. Kolun ikinci artması için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artmamı yaptım. Tam buraya burgunun ters ilmeğine kadar geldim. Bir ilmek ters burgudan hemen önce. Burgunun dört tane düz ilmeği. Dört düzden sonra yine bir ilmek ters. Şimdi arkaya sıra geldi. Arkada şu anda 32 tane ilmek oldu. Hemen tersten sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doluyoruz. Bir tane artma. Arkanın birinci artmasını burada yaptım. İkinci artmaya kadar 32 ilmek düz. İkinci örneği yaparken artmanın her zaman iki artmanın arasında 32 tane düz olarak öreceğiz. Arka için 32 ilmek düzümü ördüm. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Arka için ikinci artmamı da yaptım. Burada burgudan hemen önce bir ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz şeklinde örüyorum. 4 düzden sonra yine burgu için bir ilmek tersimi ördüm. Şimdi ikinci kola sıra geldi. Kolda 18 tane ilmek var. Şimdi ters ilmekten sonra ördüğümüz ipi hemen sağdaki şişe doluyoruz. Kol için birinci artmamı yaptım. Birinci artmadan ikinci artmaya kadar 18 ilmek düz. Sekiz ilmek düz ördük. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Artmamızı yaptık. Kolun ikinci artmasını da yaptım. Yine burguya geldim. Önce bir ilmek ters. Burgu için 4 ilmek düz. Yine bir ilmek ters şeklinde ördüm. Öne sıra geldi. Önde şu anda 20 tane ilmek var. Önce ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir artma. Artmadan sonra burada 14 ilmek düz. Önde 20 tane ilmeğimiz var. 14 tanesini düz olarak örüyoruz. Ve 6 tanesini de ön pat için haraşo olarak örüyorum. Şimdi ikinci örneklerime bu şekilde başlamış oldum. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde artma yok. Haraşolar haraşo, tersler ters. Şöyle burgunun sağındaki ve solundaki birer tane ilmeği de düz olarak örüp başa kadar gidelim. Yeleğimizin ruba kısmında birinci örneğimizi tamamladık. İkinci ajur örneğimize başladık. İkinci ajur örneğimizde de 4 tane delik olduğunda ikinci örnekte tamamlanmış olacak. Burguların dibinden 3. örneğimize de başlayacağız. Ajur örneklerimiz bu şekilde devam edecekler. Burgularımızı da
8 sıra arayla burgu yapıyoruz. Ya da şöyle takip edebilirsiniz. Birinci örneğin ikinci ajur deliğini yaptık. Örgün arka yüzüne döndük. Burgumuzu vurduk. İkinci örneğin ikinci yine ajur deliğini yaptıktan sonra örgünün arka yüzüne burgunuzu vuracaksınız. Üçüncü örneğin ikinci ajur deliğini yaptığınızda örgünün arka yüzüne burgunuzu vuracaksınız. Ya da sıraları takip edin. 8 sıra arayla burgularımızı yaparak devam edeceğiz. İliklerimizi de unutmayalım. Birinci iliğimizi burada açtık. Şöyle ön pattaki haraşonun dişlerini sayıyoruz. 12 haraşo dişi arayla iliklerimizi de açarak devam edeceğiz. Şimdi yeleğimizin roba kısmını örgünün ön yüzünde arttırarak 8 sıra arayla burgularımızı vurarak ve 12 diş haraşo arayla da iliklerimizi açarak devam edelim. Yeleğimizin yaka kısmında 100 ilmek olarak başlamıştık. Şöyle 4 tane burgu deseni kurdum. Burguların sağ tarafından ve sol tarafından 8 yerden arttırarak ördük. Şöyle ajur örneklerimizi sayıyoruz. Yakadan itibaren 6 tane ajur örneği yaptım. Yani yakadan itibaren 24 artma yaptık. Şu anda şişimde 292 tane ilmeğim var. Önlerde 40'ar ilmek, kollarda 58 ilmek, arkada 72 ilmek ve burgu desenlerinde de 6'şer tane ilmeğim var. Şimdi yeleğimizin önce kollarına haraşo örerek kolları kapatacağız. Sonra beden kısmını örmeye başlayacağız. Yeleğimizin roba kısmında 24. artmamı yaptım. Şu anda şişimde 292 tane ilmeğim var. Döndüm örgünün arka yüzüne, kolları ayırmaya başlıyorum. Önde şu anda 40 tane ilmeğim var. 40 ilmeğimizi örgünün arka yüzündeyiz. Ters örerek gidiyorum. Öndeki 40 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi artmanın ortasındaki burgu desenine sıra geldi. Burada bir tane ters ilmek var. Burgu için 4 tane ilmek var. Yine bir tane ters ilmek var. 6 tane ilmeğim var. Buradaki 6 ilmeğin 3 tanesini öne vereceğim. 3 tanesini kola vereceğim. Şöyle örgünün arka yüzüne 40 tane ilmeğim ördüm. Buradaki düz ilmek kol önün. Burguların 2 tane ilmeği de önün. Yani ön için öndeki 40 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle burgunun sağ tarafında bir tane düz ilmek var. Sol tarafında düz ilmek vardı. Artmaların tam ortasında 6 tane ilmeğim vardı. Bu 6 ilmeğin 3 tanesini öne vereceğiz. 3 tanesini kola vereceğiz. Buradan ön için 3 ilmek daha örüyorum. 1, 2 ve 3. Ön için 43 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi burada misin alışımı bırakıyorum. Şöyle daha rahat anlaşılması için. Burada misin alışımı bıraktım. Ve ipimi de bırakıyorum. Hiç ipimizi kesmeyeceğiz. İkinci ipimi aldım. Zaten bir tane ip yetmiyor. İki tane ip kullanacağız. İkinci ipimi aldım. Şöyle renkli şişlerimi de aldım. Burada burgunun iki ilmeği ve bir tane düz ilmek var. Bunlar kola veriliyor. Buradan ikinci ipimle ve renkli şişlerini örmeye başlıyorum. Burgunun iki ilmeği ve düz ilmeği aldım. Kol için 58 tane ilmeğim var. Koldaki 58 ilmeğimizde tek tek örerek renkli şişime alıyorum. Burada bedenin ilmeklerini, ipini, mis sıralı şişimi burada bıraktım. Sadece kolları öreceğiz. Kenardan burgudaki 3 ilmeği aldım. Kol için 58 ilmeğimizi örerek gidiyorum. Koldaki ilmeklerimi örerek renkli şişime alıyorum. Kol için 58 tane ilmek vardı. İlmeklerimi ördüm. Burada kol ve arkanın arasındaki burgu desenine sıra geldi. Burada da yine 6 tane ilmek var. 3 tanesini kola veriyorum. Buradaki 3 tanesi de arkanın olacak. Burgunun tam ortasından ilmeklerimizi ayırıyoruz. Buradan mis sıralı şişimi çektim.
Şimdi kol için 58 tane ilmek vardı. Burgudan başlangıçta 3 ilmek aldım. 3 ilmek de sondan aldım. Şu anda kol için 64 tane ilmek oldu. Döndüm örgünün ön yüzüne. Sadece bu renkli şişi aldım. Kol kısmını haraş olarak öreceğim. Kolun kıvrılmaması için. Şişimde şu anda 64 tane ilmeğim var. 64 ilmeğimizi haraş olarak örüyoruz. Kollar kıvrılmasın diye. Misina'daki ilmeklerim onlar bekliyor. Onlar bedenin ilmekleri. Şöyle haraşo dişi olarak çıkıyor. Şimdi kol için aldığımız 64 tane ilmeğimizi haraşo örerek kolları keselim. Yeleğimizin kolu için tam burgu desenin ortasından böldük. Kol için 64 tane ilmek aldım. 64 tane ilmeğimi 5 diş haraşo uzunluğunda ördüm ve kolumu düz olarak bitirdim. Birinci kolumuzu bu şekilde tamamladık. Şimdi beden kısmını örmeye devam edeceğiz. Misinalı şişim ve birinci ipim burada bekliyor. Ön için 43 tane ilmek örmüştük. Buradan arkaya geçeceğiz. Arkaya geçerken şöyle koltuk altından bir tane ilmek alacağım. Sadece bir tane ilmek arttıracağım. Şöyle koltuk altına rastgele bir yere şişimi taktım. Bir tane ilmek arttırdım. Buradan burgu deseninde 3 tane ilmeğim var. Onu da bedene veriyorum. Burgun 3 ilmeğini de aldık. Arkaya geçiyoruz. Arkada 72 tane ilmeğim var. 72 ilmeğimi tek tek örerek beden kısmına ilave ediyorum. Arkadaki ilmeklerimizi tek tek örerek misinalı şişimizi aldık. Şimdi arkayla kolun arasındaki burgu desenine geldim. Burada 6 tane ilmek var. 3 tanesini arkaya veriyorum. 3 ilmeği ördüm. Burgunun 3 tane ilmeği kaldı. Burada misinalı şişimi çektim. Birinci ipimi de yine burada bırakıyorum. İkinci ipimi aldım. Renkli şişimi de alıyorum. Koldan hemen önce burgu için 3 tane ilmeğim var. Onları kola veriyoruz. İkinci ipimle ve renkli şişimle önce burgu desenin 3 ilmeği, sonra kol için 58 tane ilmek vardı. 58 ilmeğimi de örerek kola alıyorum. Koldaki ilmeklerimi de ördüm. Kol ve ön arasındaki burgu desenine geldi. Yine 6 tane ilmeğin 3 tanesini kola veriyorum. 3 ilmeği aldım. Burguda 3 tane ilmek kaldı. Buradan misinalı şişimi çektim. Şimdi renkli şişimize kol için 64 tane ilmek aldık. Buradan sadece kolumuzu öreceğiz yine. Aldığımız 64 tane ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Renkli şişimde 64 tane ilmek var. 64 ilmeğimizi 5 diş haraşo uzunluğunda örelim. İkinci kolumuzu da tamamlayalım. Yeleğimizin ikinci kolu içinde 64 ilmeğimizi 5 diş haraşo uzunluğunda ördüm ve düz olarak bitirdim. Şimdi buradan beden kısmını örmeye devam ediyoruz. Buradan koltuk altından geçerken yine bir tane ilmek arttıracağım. Şöyle koltuk altından şişimi taktım. Buradan da bir tane ilmek arttırdım. Buradan öne geçiyoruz. Burgu için 3 tane ilmeğim var. Onu da bedene ekledim. Önde 40 tane ilmeğim kaldı. Kalan 40 ilmeğimi de tek tek örerek bedene ekliyorum. Şimdi yeleğimize başlarken önlerde 40'ar ilmek vardı. Kolda 72 tane ilmek vardı. Burguların tam ortasından böldük. 3 ilmeğini kola verdim. 3 ilmeğini önlere ve arkaya verdim. Koltuk altından geçerken de birer tane ilmek arttırdık. Bedeni
166 ilmeğe tamamladık. Beden kısmını 166 ilmekle öreceğiz. Başka ilmeklerde artma olmayacak. Şimdi ilmeklerimizin hepsini bir şişle toparlıyoruz. Başa kadar gidiyorum. Döndüm örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde haraş örmeye başlıyoruz. Örneklerden önce haraş olarak öreceğiz. Şişimizde 166 tane ilmeğim var. 166 ilmeğimizi haraş olarak örüyoruz. Şöyle göstereyim. Haraşonun çizgisini atmaya başladım. Şimdi 166 ilmeğimizi haraş olarak örelim. Örgümü tekrar yere koyup göstereceğim sizlere. Yeleğimizin roba kısmını tamamladıktan sonra önce kolları aldık. Kolları 64 ilmekle 5 diş haraş örerek kollarımızı bitirdik. Beden kısmında koltuk altlarında birer tane ilmek arttırdım. Beden kısmında 166 ilmeğe tamamladım. 166 ilmeğimizi buradan koltuktan itibaren 3 diş haraşo uzunluğunda örelim. Örnek yapımına başlayalım. Yeleğimizin beden kısmındaki 166 ilmeğimizi şöyle 3 diş haraşo uzunluğunda ördüm. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Örneklerimizi her zaman örgünün ön yüzünde yapacağız. Ön patta 6 tane ilmeğimizi haraşo olarak görüyorduk. Burası aynen devam edecek. Ön pattaki 6 ilmek haraşo. Ve 6. 6 tane ilmeğimizi ördük. İpimizi arkaya attık. Örnek için önce 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 6. ve 7. ilmekler örnek için, yani sıradaki 2 ilmek. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Artmamızı yaptık. Şimdi birinci örneğimizi kurduk. Artmamız burada. İkinci örneğimiz için. Önce 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte yine düz örerek eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Bir tane artma. Yine aynı ilmek sayısı aynı oluyor. Burada önce eksiltme yapıyorum. Sonra artmamı yapıyorum. İkinci örneğimi de buraya kurdum. Üçüncü örnek için. 5 ilmek düz yine. Örnekler hep bu şekilde kurulacak. Beş ilmek düz örüyoruz örnek için. Altıncı ve yedinci ilmek. İkisini birlikte örüp eksiltme yapıyorum. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe dolayıp artma. Üçüncü örneğimiz bitti. Dördüncü örneğe başlayacağız. Yine önce 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe dolayıp artma. Örnekler sıra sonuna kadar bu şekilde kurularak devam edecek. Şimdi artmamızı yaptık, örneği tamamladık. Yeni örnek için önce 5 ilmek düz. Beş tane düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örüp eksiltmemizi yapıyoruz. Sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişimize dolayıp artma. Tekrar 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmeği örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe dolayıp artma.
Sıra sonuna kadar örnekler bu şekilde kurularak devam edecek. 5 ilmek düz, 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek eksiltme. Sonra ipimizi şişimize dolayarak artmamızı yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Son örnek için 5 ilmek düz, 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 6. ve 7. ilmek örnek için 2 ilmeği birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Artma. Sol şişimizde 6 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 6 ilmeğimizde ön pat için haraşo olarak örüyoruz. Şimdi başa geldiğinizde ilmeklerinizi bir sayın. 166 tane ilmeğimiz olacak. İlmeklerde eksilme, artma hiçbir şey olmasın. İlmek sayımız aynı kalacak. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde örnek yapmıyoruz. Eksiltme, artma hiçbir şey yok. 166 tane ilmeğimizin hepsini ters örerek başa kadar gidiyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Örneklerimizdeki ikinci ajur deliklerimizi yapacağız. Ön battaki 6 ilmeğim yine haraşo olarak örülüyor. Burası hiç değişmeyecek. 6 ilmeğimizi haraşo olarak ördük. Şimdi örneklerimizi sağ tarafa doğru kaydırarak devam edeceğiz. Birinci deliği yaparken burada 5 tane düz örmüştük. İkinci deliği yaparken başlangıçta 4 tane düz öreceğiz. Buna dikkat edelim. 6 haraşodan sonra 4 ilmek düz. Ve 4. 4 tane düzümü ördüm. Sıradaki 2 ilmeğe, yani 5. ve 6. ilmekler burada. İkisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişimize doladık. Artmamızı yaptık. Sadece burada başlangıçtaki ilmekler birer tane azalarak devam edecek. Örnek aralarında hep 5'er tane ilmek olacak. Şimdi artmamı yaptım. Artmadan sonra yine 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 6. ve 7. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artma. Artmadan sonra yine 5 ilmek düz. Örnek aralarında hep 5'er ilmek düz öreceğiz. 6. ve 7. ilmek. İkisini birlikte düz örerek eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Artma. Tekrar 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Örnek için 6. ve 7. ilmekler, ikisini birlikte örüp eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmeden hemen sonra artma. Artmaları unutmayalım. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe dolayıp artmamızı yapıyoruz. Artmadan sonra yeni örnek için yine 5 ilmek düz. Örnek aralarında hep 5'er ilmek düz örüyoruz. Sadece başlangıçta burada her sırada birer ilmek eksilterek devam edeceğiz. Bu sırada 4 tane düz ördük. Bu şekilde örnekler sağ tarafa doğru kayarak devam edecekler. Şimdi 5 tane düzümü ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artma. Artmadan sonra 5 ilmek düz. Beş düz, iki ilmeği birlikte örerek eksiltme ve ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım, artma. Örneklerimizi bu şekilde yaparak devam ediyorum. Beş ilmek düz yine. Ve beş. Beş ilmek düz örüyoruz. İki ilmeği birlikte düz örerek eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık, artma. Şimdi burada
Ön parta 6 tane ilmeğim var. Bir de burada düz ilmeğim var. Burada 7 tane ilmek var. Örnekler sağ tarafa doğru kaydığı için burada örneklerden sonra şu anda 1 tane ilmek var. Bir sonraki sırada 2 tane ilmek olacak. Sağ taraftan ön pattan başlarken ilmekler burada, düz ilmekler eksilerek devam ediyor. Burada da birer ilmek, birer ilmek çoğalarak devam edecekler. Şimdi eksiltmeyi yaptık. Ördüğümüz ipi sağdaki şimdi doladık. Bir artma. Burada bir ilmek düz. Ve kalan 6 ilmeğimizi, ön pattaki 6 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde eksiltme, artma hiçbir şey yapmıyoruz. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örerek başa kadar gidiyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Örneklerde 3. ajur deliklerimizi yapacağız. Yine ön pattaki 6 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. 6 ilmek haraşo. Burada 3 ilmek düz öreceğiz. Bakın örneğimiz hafif çıkmaya başladı. Sağ tarafa doğru yatarak devam ediyor. Buradan her zaman ilk örneğe başlarken düz ilmekler birer tane birer tane azalarak devam edecek. 5 ilmekle başladım. İkinci deliği yaparken 4 tane ilmek ördüm. Şimdi 3. deliği yapacağım. 3 ilmek düz. Bu şekilde başlangıcını sayarak devam edin. 3 tane düz ördükten sonra hemen 2 ilmeği birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık, artma. Örnek aralarında buralarda hep 5'er tane ilmek olacak. Buralar hiç değişmiyor. 5 ilmek düz. 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık, artma. Örnekler bu şekilde devam ediyor. Yine 5 ilmek düz. 2 ilmeği birlikte ördük, eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım, artma. Şöyle örneklerimizi göstereyim. Örneklerimiz dediğim gibi sağa doğru kayarak devam ediyor. Her sıradaki burada düz ilmeklerim birer tane azalıyor. Sonda da örnekten sonra burada artmadan sonra 2 tane düz ilmeğim var. Buradaki ilmekler de çoğalarak devam ediyor. Arada ilmeklerinizi sayın. 166 tane ilmeğimiz var. İlmeklerde hiçbir değişiklik olmayacak. Şimdi bu şekilde örneklerimizi sağ tarafa doğru yatırarak devam edelim. Buradaki eksiltmeyle ön pattaki haraşolar birleşene kadar, buradaki düz ilmekler bitene kadar örneğimizi yapmaya devam edelim. Yeleğimizin önünde örneklerimizi sağ tarafa doğru yatırarak ördük. Buradaki birinci örnekle ön pattaki haraşolar birleşti. Birinci örneğim bitti. Yine buradaki örnekler sağ tarafa doğru yatarak devam edecek. Örnekleri hiç bozmayacağız. Şimdi ikinci örneğe başlarken burada ön pattaki 6 ilmek yine haraşo olarak devam ediyor. 6 ilmek haraşo ördüm. Buradan ikinci örneğe kadar 6 ilmeğim düz var. 6 ilmek düz. 6 tane ilmeğimizi ördük. Yine burada eksiltmemizi yapacağız. 2 ilmeği birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artmamı yaptım. Artmadan sonra yine 5 ilmek düz. Örnek aralarında her zaman 5'er tane düz ilmek olacak. Burada başlangıçtaki düz ilmek sayıları değişiyor. Her sırada birer tane birer tane eksilerek devam ediyor. Bu şekilde örnek sağ tarafa doğru kayıyor. Şimdi 5 ilmek düz ördük. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artma. 5 düz, 1 eksiltme, 1 artma yaparak sıra sonuna doğru gidiyorum. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Eksiltme ve şişime doladım. Artma. Tekrar 5 ilmek düz şeklinde örüyorum.
Yine 5 ilmek düz. Ve 5. 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Eksiltmeden hemen sonra ördüğüm ipi sağdaki içe doladım, artma. Şöyle sondaki ilmeklerimi de göstereyim. Burada sondaki düz ilmeklerde her sırada birer ilmek birer ilmek çoğalarak devam etti. Şu anda 6 tane düz ilmeğim var. Burada yeniden örnek kurabilmek için 7 tane düz ilmeğimizin olması lazım. Bir dahaki sırada burada yeniden örnek başlayacağız. Şimdi artmamızı yaptık. 6 ilmek düz. 5 ön pattaki 6 ilmeğimizi de haraşo olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde hiç artma, eksiltme, hiçbir şey yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örerek başa kadar gidiyoruz. Döndük örgünün ön yüzüne. Yine ön pattaki 6 ilmek haraşo. Buradan eksiltmeye kadar 5 tane ilmeğimiz var. 5 ilmek düz. Ve 5. 5 tane ilmeğimizi ördük. 2 ilmeği birlikte ördük. Eksiltmemizi yaptık. Şöyle örneğimi göstereyim. Buradaki birinci örnek bitti. İkinci örnekte yine aynı şekilde sağ tarafa doğru kayarak devam ediyor. Eksiltmeden sonra artmamı yaptım. Yine 5 ilmek düz. Örnek aralarında hep zaten 5'er tane düz ilmeğimiz var. Bunlar hiç değişmiyor. Burada ön patın yanındaki ilmekler azalarak devam ediyor. Burada örnek bittikten sonra ikinci örneğe sıra geliyor. İkinci örnekte aynı şekilde ön patın yanında bitecek. Burada ön patın yanında örnekler bitiyor. Örnekler her zaman sağ tarafa doğru kayarak devam ediyor. Burada orta kısımda 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmeğimizi birlikte örerek eksiltme yapıyoruz. Ördüğümüz ipi sağdaki içimize dolayıp artma. Örnekleri bu şekilde yaparak sıra sonuna doğru gidiyoruz. Yine 5 ilmek düz. Ve 5. 5 ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmeği birlikte ördük. Eksiltmemizi yaptık. Yine ördüğümüz ipi sağdaki içimize doladık. Artmamızı yaptık. Şimdi burada düz ilmeklerimizi sayıyoruz. Ön pata kadar 7 tane düz ilmeğim var. 7 tane düz ilmek olduğunda yeniden örnek başlıyoruz. Şimdi 7 tane düz ilmeğin 5 tanesini düz olarak örüyorum. Ve 5. 5 tane ilmeği ördük. 6. ve 7. ilmekler. İkisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki içimize doladık. Artmamızı yaptık. Buraya yeni bir tane örnek kurduk. Her zaman burada 7 tane düz ilmek olduğunda yeniden buraya örnek kuracağız. Örnekler sağ tarafta burada bitecek. Sol tarafta yeniden örnek kurarak devam edeceğiz. Örneğimizi kurduktan sonra ön patta 6 tane ilmeğimiz var. 6 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi örgümü tekrar yere koyup göstereyim sizlere. Yeleğimizi, beden kısmını 166 ilmekle örmeye başladık. 166 ilmeğin üzerine 5 ilmek arayla ajur örneklerimizi kurduk. Ajur örneklerimiz kayarak devam ediyor. Burada sıranın başında ajur örneklerimiz bitiyor. Sıranın sonunda da 7 tane düz ilmeğimiz olduğunda yeniden ajur örneğimize başlıyoruz. Örnekler hep bu şekilde devam edecek. Bir tarafta ön patın yanında örnek bitecek. Diğer tarafta ön patın yanında yeniden örnek başlayacağız. İliklerimizi unutmayalım. 12 diş haraşo arayla de iliklerimizi açıyoruz. 12 diş haraşo arayla ilik açmaya devam edelim. Yeleğimizin beden kısmını 166 ilmekle,
Yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar ajur örneklerimizi yaparak örmeye devam edelim. Yeleğimizin beden kısmında 166 tane ilmeğimiz vardı. 166 ilmeğimizi şöyle 7 tane ajur örneği koltuktan itibaren 94 sıra uzunluğunda örnek yaparak ördüm. Yeleğimizin alt kısmının kıvrılmaması için de 5 diş haroşa örerek yeleğimi tamamladım. Yeleğimize 2 tane ip gidiyor. Bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Bu yeleğimiz 5-6 yaşındaki çocuklara rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.